Herkese merhaba. QT ile arayüz programlama derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde Q-Line Edit özellikleri ve kullanımından bahsedeceğim. Bunu satır düzeltme parçacığı olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Ben bu dersleri kendim çalışırken, bir arayüz hazırlarken küçük notlar aldım. Burada da defterimden bir ekran görüntüsü var. Mesela Qt'de arayüzdeki elemanı pasif aktif yapma, set enabled, false veya true şeklinde kullanılıyormuş. Bu şekilde küçük notlar almıştım. O yüzden en çok ihtiyaç duyabileceğiniz konulardan bahsedeceğim bu derslerde. Burada da bu pratik bilgiyi vererek başlayalım. Arayüzdeki parçacıklar nasıl pasif aktif yapılır? Bunun için iki seçenek mevcut. Birincisi Qt Designer üzerinde Property Editor'de enabled buradan on off yapabilirsiniz. Ya da kod içerisindeyken set enabled fonksiyonu kullanarak bunu false ya da true yapabilirsiniz. Qt Designer'ımızı açalım. Line Edit Input Widgets başlığı altında yer alıyor. Yani satır düzenleme parçacığı diyebiliriz. Buradan seçtiğimizde şuradan enabled on off var. Bunu kullanıcıdan bir değer aldıktan sonra o değeri kullanırken tekrar değiştirilmemesi için kodla kapatabilirsiniz. Buradan mesela kamera hangi kameraya bağlanacağını 1, 2, 3 diye yazar. Sonra bağlan dedikten sonra burayı değiştirmemesi için kullanımını kapatabilirsiniz buradan. Veya en baştan burası disabled olur, kapalı olur. Kullanıcı bir takım bilgileri girdikten sonra bunu aktif hale dönüştürebilirsiniz. Şimdi bunun nesne adı line edit. Bunu kaydedelim. Shift F4 ile hızlıca kod sayfasına geçelim. Burada daha önce de gösterdiğimiz gibi UI ile UI noktaya basarak arayüzdeki parçacıklara ulaşıyorduk. Line Edit'i seçtik. Buradan Set Enabled False dediğimizde kodu çalıştıralım. Kullanıcı tarafından herhangi bir değer girilemiyor. Bu özellik bu şekilde. Line Edit ile alakalı özelliklere bakalım. İlk sorumuz Q Line Edit'e yazılan değer nasıl okunur? Bunu aktif hale getirelim. Kullanıcı burada alfabedeki harflerden oluşan bir cümle de yazabilir. Rakamlardan oluşan bir sayı da yazabilir. Biz bunu arayüzde nasıl alacağız? Ona bakalım. Örnek üzerinden gösterelim. Buradan kullanıcıdan gerçekten doğru değerleri alıp alamadığımızı anlamak için bir tane tuş tanımlayalım. Bunu da önceki dersimizde gördük. Tıklandı sinyali. Bir aktif hale getirelim. Bu tuşa bastığımda Line Edit'te yazan yazıyı burada da gördüğünüz gibi text fonksiyonuyla alıyoruz. Bu text fonksiyonu yazarken gösterecek. Burada gördüğünüz gibi QString tipinde bir değişken gönderiyor. Kullanıcının Line Edit'e yazmış olduğu yazıyı text fonksiyonuyla alıyoruz. Bu yazı bir QString tipinde olduğu için bunu Line Edit text değişkenine atıyoruz ve konsol ekranında kullanıcının girmiş olduğu yazıyı göstereceğiz. Burada yazının yatayda ortalanmış olmasını ayarlayalım. Görünürlüğü de fontunu büyütüp kalınlaştıralım. Ctrl S diyelim. Kodumuzu çalıştıralım. Bunu daha önceki derste de anlattık. Qdebug kullanımı için Qdebug fonksiyonunu include etmemiz gerekiyor. Evet, buraya X, Y, X, Y, X yazdık. Tuşa bastığımızda signal slot yapısı çalıştı. Click sinyali yayınlandı. Buradaki slotumuza geldi. Burada da benim düzeltme satırında girmiş olduğum değeri başarılı bir şekilde aldık.
ve x, y, x şeklinde konsol ekranına yazdırdık. Bunu herhangi bir değişkene atıp ad, soyad ve benzeri dosya adı gibi kod içerisinde kullanabiliriz. Bu almış olduğumuz QString tipindeki değişkenleri double'a, float ve integer veya standart kütüphanesinin string'ine çevirebiliriz. Bunları QString dersinde anlattık. Ama örnek olması açısından şuraya integer diyelim. Şuraya da toInt diyelim. Kullanıcının girmiş olduğu değer integer'a çevrildi ve burada görmüş olduğunuz gibi konsol ekranına yazıldı. QLineEdit'e değer nasıl yazılır? Buna bakalım. Yani kullanıcıdan bir değer alıyoruz. Mesela kullanıcının girmiş olduğu sayıya biz yeni bir değer ekleyelim. Kullanıcının girmiş olduğu değere 5 ekleyip daha sonra setText fonksiyonuyla yazıyoruz. Bu setText fonksiyonu QString tipinde bir değişken aldığı için benim buradaki integer değeri tekrar QString'e çevirmem gerekiyor. Bunu da bir önceki derste öğrenmiştik. Bu şekilde integer bir değer QString'e çevriliyordu. Kodu baştan çalıştıralım. Biz buraya 345 yazdık. Değeri aldık, üzerine 5 ekledik ve tekrar bu düzeltme satırına yani line edit'e alınan sayının 5 fazlasını tekrar yazdırdık. Burada da gördüğünüz gibi setText fonksiyonu kullanarak line edit'e değer yazabiliyoruz. QLineEdit'e kullanıcının sadece tam sayı değer yazması nasıl sağlanır? Rakamlardan oluşan bir dosya numarası girmesini istiyorsunuz mesela kullanıcıdan. Ama kullanıcı buraya harflerden oluşan bir şey de girebilir. Siz bu girdiği sayıyı mesela her veri kaydında bir arttırmanız gerekiyor. Ama böyle bir şey girdiğinde kodunuz hata verecektir. Bu benim karşılaştığım bir problem olduğu için burada bahsediyorum. Bunu nasıl çözüyoruz? Öncelikle başlık dosyamıza QInt validator ekliyoruz. Hemen ekleyelim. QInt validator. Bunu ekledik. Kaynak kodumuza geçelim. Burada da setValidator fonksiyonunu kullanarak istediğimiz aralıkta rakamlar girmesini sağlayabiliriz. Hemen uygulamaya dökelim. SetValidator. Bu QValidator tipinde bir değişken alıyor. Q burada sadece integer olacağı için int validator dedik. Burada da gördüğünüz gibi 3 farklı kullanımı var. Minimum sayı yani bottom. Daha sonra en yüksek sayı yani şu ikinci kullanımı yapıyoruz. Ve sonra da this ifadesini yazıyoruz. Şimdi kullanıcı ne yaparsa yapsın 0-100 arası dışında herhangi bir değer giremeyecek. Bakıyoruz şu an klavyemden harflere basıyorum. Herhangi bir şey giremiyor. 3 haneli giremiyor. En fazla 100 girebilir. 999 basıyorum. Giremiyor. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olalım. QLineEdit'e yazan değerin değiştirilemez. Sadece okunabilir olması nasıl sağlanır? Bunu da yine çok detaylı açıklamayacağım. Buna da ihtiyaç duyuyoruz. Duyabilirsiniz. Duyduğunuzda kullanmanız için setReadOnly true. Arayüzünüzde bir akış olduğunu düşünürsek belli bir yerde kullanıcının değer girmesini engelleyip belli bir yerde açabilirsiniz. Sadece okunabilir yapabilirsiniz. Bunları ileride ihtiyaç duyacaksınız. Çalıştıralım.
Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde bir şey yazamıyorum. Bunun başlangıç değeri olabilir. Mesela bu başlangıç değer sadece gösterilir. Gördüğünüz gibi sadece başlangıç değeri var. Ben herhangi bir şekilde bunu silip veya üzerine yeni bir şey yazamıyorum. Bir sonraki özelliğimize geçelim. QLine Edit'in boş olup olmadığı nasıl anlaşılır? Burada da text fonksiyonunun peşine isEmpty fonksiyonunu kullanıyoruz. Hemen bakalım. UI.lineEdit text.isEmpty. Burada birçok özellik var gördüğünüz gibi. Ben sadece en çok işinize yarayacak olanlardan bahsediyorum. Burada da görmüş olduğunuz gibi isEmpty fonksiyonu bu geri döndürüyor. Yani true ya da false şeklinde. Bunu da eğer boşsa şunu şunu yap. Değilse başka şeyler yap şeklinde kullanabilirsiniz. Daha fazla detaya girmiyorum. QLine Edit içeriği nasıl temizlenir, silinir? Burada da clear fonksiyonunu kullanıyoruz. Mesela boşsa şu işlemleri yapsın. İşte doluysa da temizlesin. Biz zaten bunu okunabilir yapmıştık. Burada bastığımızda burada herhangi bir değer yazdığı için şuraya geldi. Burada da fonksiyonu temizledi. QLine Edit içeriği nasıl şifreli gösterilir? Onun için de iki farklı yöntem mevcut. Qt Designer üzerinden de bu özelliği ayarlayabilirsiniz. Yine arayüz akışı içerisinde belli bir yerde bu özelliği kullanıp belli bir yerde kullanmamak istiyorsanız bunu da kodla sağlayabilirsiniz. Hemen bunu da gösterelim. Qt Designer'da Echo Mode normal gözüküyor. Ben bunu password şeklinde yaptığımda, hatta şuradaki değerleri de silelim. Sonra şu sadece okunabilir özelliğini iptal edelim. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi buraya yazmış olduğum şeyler şifreli olarak gösteriliyor. Kod olarak da yapalım. Onun için şurada line edit seçiliyken bunu normale getirelim. Yani burası boşsa bunu yapacak. Doluysa da artık set echo mode. Bunu nasıl yazıyoruz? QLine edit. Password şeklinde yazıyoruz. Eğer boşsa buraya gelecek. Doluysa da boşsa sıfırdı ve ekledi. Doluysa da artık buraya geldiği için gösterme şeklini, yani şifreli gösterime geçti. Bu ders için anlatacaklarım bu kadar. İlerleyen derslerde Qt ile arayüz geliştirirken ihtiyaç duyacağımız çok sık kullanılan parçacıkların en çok karşılaşabileceğiniz özelliklerinden bahsedeceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.